Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminden tansiyonu yükseltmeye yönelik açıklamalar geldi ve o açıklamalara tepki de gecikmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın medya kuruluşlarına verdiği açıklama ve o açıklamada iki devletli çözüm yok. Kıbrıs sorununun çözümü adayı birleştirmektir. Bunun dışındakiler çözüm değil, uluslararası hukuka aykırı bir şeydir sözleri. Rum kesimi liderinin Tovima gazetesinde yayınlanan yazısı ve Kıbrıs sorununun 47 yıldır çözümsüz kalmasının sorumlusunun Türkiye olduğu iddiaları. Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Yunan ve Rum tarafından yapılan bu açıklamalar Ankara tarafından mercek altına alındı. Güvenlik kaynakları önemli ziyaret öncesinde Yunan Bakan Dendias'ın ifadelerini eleştirdi kaynaklar Kıbrıs'ın Türkiye için milli bir mesele olduğunu belirtti. Adada kalıcı çözümün önemine değinen kaynaklar denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar tekrar görüşülmesinden hiçbir sorun çalınamayacağı açıktır. Kıbrıs'ta iki devletli yapı artık tek çözümdür diye konuştu. Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yönelik gayret gösterdiğini aktaran kaynaklar, Kıbrıs dahil mavi vatandaki hak, alaka ve menfaatleri korumaktaki kararlılığı ifade etti. Ve ziyaret öncesi Güney Kıbrıs basınında aşağı Pirgo'nun 20 kilometre açıklarında devriye gezen Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait bir sahil güvenlik gemisinin bir Türk gemisine uyarı ateşi açtı ve onu kovaladığına yönelik haberler. Kaynaklar o haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Yunanistan ve Rum kesiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde bu tür haberler ve açıklamalarla gerilimi artırmaya çalıştıklarını söyledi.